Merhaba sevgili yarışseverler. 25 Temmuz Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince cumartesi gününde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Güzel bir program var. Bakalım Ankara'da 6 koşuyu yorumlayacağım sizlere. İnşallah şanslı isimler ön planda kalırlar. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri kuponunuza yerleştirerek, kuponunuzu işaretleyerek altılı ganyanı bulursunuz sevgili dostlar. Bugün Bursa'da ve İstanbul'daydı yarış heyecanı. Bursa'da ilk koşuda 3 numaralı ilk aşk start çıkışında problem yaşayınca rakip önerdiğimiz 2 numaralı Düzlük Prensesi yarışı kazandı sevgili dostlar. İkinci koşuda ise 8 numaralı Angel of Light, malum kurt telekürüsü soy isimler aynı olmasına rağmen, ekip bazen aynı olmasına rağmen farklı koştukları için birkaç tane at yazmak zorunda kalıyoruz ama Kurtelemi'nin sahibi olduğu Tay kazandı. Üçüncü koşuda 7 numaralı Ring of Fire sonunda becerdi. Bursa'da kazanma başarısını yaptı sevgili dostlar. Dördüncü koşuda 2 numaralı Melina Hanım Romolo mücadelesinden Melina Hanım galip çıktı. Beşinci koşuda Kundaktepe talihsiz bir yarış yaşayınca ki belki uzun zamandır numara vermemişti. Bugün numarayı alamadığı bir safkan olunca talihsizliklerde kaldı. Tek rakip önerdiğim 8 numaralı Tualp yarışı kazandı sevgili dostlar. Günün 6. koşusunda babamız o çok kuvvetli gelecek dedim. Çok da kuvvetli geldi ama 7 numaralı Brave Out, Murat Gündüzeli'nin indiği, Mert Çançeli'nin bindiği 7 numaralı Brave Out kazandı ki bildiğiniz üzere Gifted Apakay aracı çıkması kısrak. 7. koşuda Sea Breeze beklenildiği gibi kazandı, alternatif tekimizdi. 5. ayaktaysa kazanan favorilerden 2 numaralı Atakan abi oldu. Son koşuda da zaten 4 tane isim önermiştim. Onlardan Ekürüs Afganlardan 6 numaralı Aydere Ağası ki biliyorsunuz İstanbul'da da geçtiğimiz yarışlarda sürekli önerdiğim bir isimdi. Geldi Bursa'da araya rağmen kalitesini koştu sevgili dostlar. İstanbul yarışlarındaysa 6 numaralı Miss Perfect 1. koşuyu beklenildiği gibi kolay kazandı. 2. koşuda sizlere Sailorman önermiştim ki en yakın rakibi 4 numaralı Judy Fest önünde 2. kaldı. Judy Fest yarışın galibi oldu. 5 numaralı Sunset Gökhan Kocakaya çok kolay geldi. Rakibini atlayacakmış gibi baktı, baktı, baktı. O ara tam kazandım derken Stark bir kez daha içeriden verince Sunset talihsiz bir yarışı kaybetti. Belki de Gökhan çok da güvenmesinin cezasını çekti. 4. koşuda kazanan 7 numaralı Sakal Aydın oldu ki Kaizvertleri bir kez daha avladı sevgili dostlar ki alternatif tekimiz biriydi. Günün 5. koşusundaysa kazanan isim baktığınızda yarışa zor bir yarıştı ama Kamakaya'nın düzeldiğini söylemiştim. O da yarışı kazandı. 6. koşunun kazanan ismi 4 numaralı Kar Kız oldu ki buranın ikilisini alan tüm dostlarımı tebrik ediyorum. 5. koşuda 5 numaralı Angel of Date sağ olsun Ahmet Çelik. Yani zaten at kolay, 600 ile 400 arası neden yürütüyor anlamıyorum ama zaman zaman Ahmet öyle atlar biniyor ki bize inat yapıyor. Ne zaman da buradan Ahmet'ten bahsetsem ertesi gün şov yapıyor sevgili dostlar. Bugün de bahsedelim, belki yarın at bindiğinde daha iyi yarışlar kazanır ki bence 5 numaralı Angel of Death hiç kaybetmeyeceği yarışı erken yürüdüğü için kaybetti. Çok söyleyecek söz var ama hani biz o ata binmiyoruz sevgili dostlar. O yüzden fazla da detaya girmek istemiyorum. Ama bazen yarışı iyi okumak gerekiyor. Ahmet'in de bugün erken yürüdüğünü düşünüyorum. 5 numaralı Angel of Death bununla Artsmen'e kaybetti sevgili dostlar. 8. koşuda en de güvendiğim isimlerden biri olan yarışın yavaş gideceğini gördüğüm 8 numaralı Only for Love. Özellikle ses kaydında anlatmıştım. Yarışı yaşamıştık. Adeta yarışı bize yaşattı ki birçok dostum Ganyan'ını, çiftelisini ve aynı zamanda Freud rakibiyle ikilisinden birçok para aldılar. Hepsini tebrik ediyorum sevgili dostlar. Altılı Ganyan bugün çok büyük para vermedi ama özellikle misli yedili plaseden, misli üçlü Ganyan'dan birçok dostum Artsmen'i kullanarak kuponlarında gayet iyi paralar aldılar. Hepsini tebrik ediyorum. Son koşuda da 2 numaralı Buminhan Akın Sözen'le kazandı ki üst üste ikinci birinciliği oldu. Güre Bey'in kardeşinin sevgili dostlar. Böylelikle Bursa ve İstanbul'u tamamladık. Güzel gün geçti bizim için. Özellikle Only War,
Only For Love bizim için en değerli isimlerden bir tanesiydi ki çok ekmeğini yedik. Her kazanan dostumu tebrik ediyorum. Yarın da inşallah kazanamayanların kazandığı bir gün olur sevgili dostlar. Ben her zamanki gibi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, onun dışındaki tüm şablondaki rakipleri yaşamak istiyorsanız, ses kaydında anlattığım at yarışı heyecanını benimle yaşamak istiyorsanız 0553 425 5930 WhatsApp'tan bu numara üzerinden mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz sevgili dostlar. Geldik Ankara'da 6 koşulu programa. Birinci koşu 3 yaşlı Arapların mücadelesinde yarış yaşamına Müslüm Çelik'le başlayan, önü kapanan, arttıramayan, dördüncü kalan, son yarışında belki de kazanabileceği yarışta karşılarda hiç gitmeyen, viraja 50 metre geri dönen, düzlükte etkili bir sprint yapıp jokeyinin kontrolüyle koşuyu tamamlayan, bugün kapalı gözlük kulaklık takısından kulaklık çıkarılacak olan dahi yavrusu 6 numaralı Gül Hatmi bir kez daha Müslüm Çelik'le buluştu ki önde de hareketli gidecek taylar var. İyi yerlerde kalırsa, eğer karşılarda da güzel koşarsa etkili bir düzlük sprinti izleyebiliriz 6 numaralı Gül Hatmi'den sevgili dostlar. Geçtik ikinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi 3 şart yarışta. 7 ay ara sonra 2 tane yarış koşan, özellikle son koşusunda 800 ile 600 arasında rakibinin yanından geçerken araç kamerasından onun tüm hakimiyetini gördüğümüz yürü komutu bekleyince adeta vitesi arttıran 6 numaralı No Way Out Gökhan Kocakaya ile o gün kazanmıştı. Neredeyse aynı rakipler, şartlar aynı. Gidişat lehine 6 numaralı No Way Out bugün 6-6 çiftesiyle altılı ganyana başlayabilir miyiz? Hep beraber izleyip göreceğiz sevgili dostlar. Bakalım tuttuğunuz, takip ettiğiniz isim varsa mutlaka kuponlarınıza yazınız. Üçüncü koşu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise özellikle uzun aranın ardından 7 ay ara sonra bir yarış koşan, kendi halinde yarış içinde sağlıklı görünen, koca kafa adını koyduğum, gerçekten inanılmaz eşkale sahip olan, yarış gidişatına da baktığımızda ön tarafta konumlanacak olan ve inatçı da bir karaktere sahip olduğunu gösteren, yarış yaşamına da King Chacha'ya geçilerek başlayıp ardından kolay kazanan 3 numaralı Alaska bence bugün gerçek gücünü koşacaktır sevgili dostlar. Öncelikli yazacağınız isim olsun, rakipleri değerlendirebilirsiniz. Dördüncü koşuya geldiğimizde ise altılı ganyanın en zor ayaklarından biri. Mümkün oldukça çarpıları atmayı unutmayın kuponlarınıza sevgili dostlar. Hangi yarışı kaç kere koşturursam koşturayım hepsinde farklı bir ata gidiyor yarış. Yani gidişatın da önemli olduğu bir koşu ama her zaman inatçı karaktere sahip olan, önde de yalnız kalması halinde 2 numaralı Öncü Pınar sevgili dostlar bu yarışın kazananı olmaya yakındır. Kadir Tokaçoğlu'yla da son yarışında Bursa'da bildiğin üzere inadıyla kazandı. Bugün de eğer önde fazla rahatsız edilmezse bir 800 metre yarış yapabilir sevgili dostlar. Olur da yarış sürete çıkarsa da en geri bekleyecek olan 3 numaralı Sanay, yetenekli aprentisi kardeşimiz Ethem Çankaya, Ercan Çankaya'yla güçlü gelebilir. Dikkat, bence bütün isimlerin şansı var. Bir 10-15 liralık ganyan düşebilir. Mesafede uzun, bakalım neler olacak. Geldik 5. koşu 4 büyük arı Arapların mücadelesinde. Malum yine bir Arap yarışında koşudaki tek kısrak olan, son yarışında Bidanem'e geçilirken 1.30 içinde yer alan, ki Bidanem de gerçekten formunu arttırdı ki biliyorsunuz Tumbul Çiçeği'ni 1.37 içinde geçti 1400'ü. Böyle bir kan hattına sahip olan, ayrıca Kara Mustafa'nın da anne kardeşi olan 10 numaralı Güldüren Kız sevgili dostlar. Bugün koşudaki tek kısrak. Son yarışında istediği yerlerde kalamadı. Yarış yavaş gitti, arttıramadı. Bugün bence hareketli gidecek yarışta. Sonlarda yetenekli aprentisi Mert Gökalp Arslan'la çok kuvvetli gelecek olan Güldüren Kız bugün günün 5. ayağının kazananı olabilir sevgili dostlar. Dikkat edin, eğer yarışı kısa sprinte bırakırsa çok kuvvetli bir sarı kırmızı forma izleyebilirsiniz sevgili dostlar sonlarda. Ve geldik günün 6. koşusu. 1. altılı ganyanında kapanış mücadelesinde 4 büyük arı yaşlı İngilizlerin yarışında. Yarışa baktığımızda önde birçok süratli isim var sevgili dostlar. Saymaya kalksak Abatur, Dallas, Cavadorossi, Bartolomeo, Miss Matra, Akta, Fırtınası. Yani birçok isim var. Hani birinden biri gitmese elbet 2-3 tane isim gidecektir. O yüzden ben bugün arkalarda saklanacak olan son 2 uzun mesafeli yarışına inanmadığım, bugün çok formda jokey Mehmet Akyavuz'da start alacak olan, bugün de sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm 5 numaralı James bugün sonlarda adeta ateş edebilir sevgili dostlar. Eğer tutturursa
Yarışta hızlı giderse çok kuvvetli bir sprint izleyebiliriz ki James zaman zaman bunu yapıyor sevgili dostlar. 6 koşulu programı elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yarın akşam videoyu çektikten sonra bir tatile çıkacağım ama yine tatilde de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Balıkesir, Altınoluk bölgesinde oturan, beni izleyen dostlarım varsa inşallah onlarla Altınoluk'taki tek ganyan bayinde karşılaşırız. Hepsine, herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah güzel bir hafta sonu, sevdikleriniz de sizlerle olur. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.